Selam gençler. Hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Arkadaşlar mikro öğreten fasiküllerimizle devam ediyoruz. 11. sınıfın ilk fasükülüyle beraberiz. Konumuz vektörler konusu olacak. Vektörler konusuna geçmeden önce şunu unutmamanızı isterim ki 11. sınıf gayet detaylı ve önemli bir yılınız. 11. sınıfa yeni geldiğiniz için ilk başta şunun farkına varın. 11. sınıf fiziğini 11. sınıfta halletmeye çalışın. 12. sınıfa sakın ama sakın bir konu bırakmamaya özen gösterin. Çünkü 11. sınıfın içerisinde yaklaşık olarak 16'ya yakın konumuz var. Ve bu 16 konudan da %50 düşünecek olursanız ee, toplamda 7 tane sorumuz geliyor. O yüzden bu 7 soruyu da tam anlamıyla kaçırmamanız adına 11. sınıfın konusunu 11'de halletmeye çalışın. Çünkü şöyle düşünün 12. sınıfın içerisine geldiğiniz 12. sınıfa geldiğinizde hem denemeleriniz olacak hem 12. sınıfın yoğunluğu olacak sınav stresiniz olacak. Bunları da düşündüğünüzde 11. sınıf iyice karmaşık bir hale gelmiş olacak. Şimdi videoma geçmeden önce tabii ki videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hadi bakalım geçelim neler var hep birlikte göz atalım. Şimdi 11. sınıfın ilk föyünde bizde arkadaşlar kuvvet ve hareket ünitesi var. Kuvvet ve hareket ünitesinin birinci konusu vektörler. Vektörler konusuna bakacağız. Tabii ki burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kavram yanılgıları kısmı bizim için çok önemli. Buraya bu kitabın içerisinde bulunan, Fasük'ün içerisinde bulunan kavram yanılgıları kısmını ekstra bir e, video çekerek sizlere de aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada vektörler konusuna bakarsanız, vektörler konusunda e, 2019, 2020, 2021 yıllarında herhangi bir soru gelmemiş, 2024 yılında da soru gelmemiş, 2022 ve 2023 yıllarında soru gelmiş üst üste. Burada şunu bileceğiz: Evet, vektörler konusunda belki çok az sayıda soru karşınıza geliyor olabilir, ama Yılın içerisinde yani toplam 4 yılın içerisinde vektörler konusunu aslında çoğu kez kullanıyorsunuz. Yani 11. sınıfın özellikle bağlı hareket konusunda, e, ilerleyen konularda momentum konusunda, ilerleyen konuların içerisinde e, elektrik alan, manyetik alan gibi konuların içerisinde. 12. sınıfa geldiğinizde çembersel harekette, basit harmonik harekette, e, Compton saçılmalarında veya fotoelektrik olayında belki kullanmıyoruz ama Compton saçılmasında e, detaylı olarak e, vektörleri kullanıyoruz aslında. Yani vektörler aslında bizim AYT'mizin temelini oluşturan konu, konu olacak. O yüzden bizim için önemli. Haydi bakalım geçelim. İlk kısımda neler diyor bize. Şöyle bir göz atacak olursak. Diyor ki bize fiziksel nicelikleri ve olayları tanımlarken iki tür büyüklük kullanırız. Bunlar skaler büyüklükler ve vektörel büyüklüklerdir. Skaler büyüklüklere bakarsak miktarı ve birimi tanımlanan niceliklerdir miktarı ve birimi ile tanımlanan niceliklerdir. Yani herhangi bir yön kavramından bahsetmiyoruz. O zaman ne demek bu? Şöyle düşünün. 10 adet kalem. 20 metre uzunluk. 60 saniye süre. Bunlar dikkat ederseniz herhangi bir yön belirtmiyor. Bunlara biz ne diyoruz? Skaler nicelik diyoruz. Skaler büyüklük. Peki, devam ediyorum. Vektörel büyüklüklere bakarsak yalnızca bir sayı ile ifade edilemeyen bunun yanında doğrultusu, yönü, şiddeti ve büyüklüğü, uygulama noktası gibi özelliklere sahip fiziksel niceliklerdir. Yani siz bir vektörden bahsederken, vektörel büyüklükten bahsederken, eksi x yönünde 10 Newton kuvvet. Yani hem büyüklüğünden bahsediyorsunuz, hem biriminden bahsediyorsunuz, bir de yetmiyor yönünden bahsediyorsunuz. Doğu yönünde 3 metre bölü saniyelik bir hız. 3 metre bölü saniye hem büyüklük hem birim hem de yön olarak belirttiğimiz için vektörel bir büyüklük olacak. Peki biz ve bir vektörü nasıl gösteriyoruz? Vektörler sembollerin üzerine ok işareti konularak A üzeri ok işareti şeklinde gösterilir. Vektörlerin büyüklükleri mutlak değer içerisinde veya sadece A harfi ile gösterilir. O zaman şöyle düşünelim. Yani biz A vektörü bu şekilde bir ifade görüyorsak burada işin içerisinde yöne de bakacağız. Büyüklüğe de bakacağız. Ama sadece A görüyorsak büyüklüğe bakacağız. Ama bize adam şu şekilde yazmışsa, burada ise ne göreceğiz arkadaşlar? Büyüklüğe bakacağız. Şekilde verilen bir vektörün gösterimidir. Dikkat ederseniz bu vektörün burası artı x yönü, burası eksi x yönüdür. Vektörün ucu ne yönü gösteriyor? Artı x yönünü gösteriyor. Doğrultusu hangi doğrultuda? X doğrultusunda diyeceğiz. Başlangıç noktamız var. Buranın uzunluğunun değeri de bizim vektörümüzün büyüklüğünü veren ifade olacak. Peki vektörlerin özelliklerine bakarsak. İki vektörün toplamı ya da farkı yine bir vektördür. Bu ne demek? Yani 2 ile şöyle düşünelim. İşte iki vektörüyle A vektörüyle B vektörünü topladığınızda elde ettiğiniz değer de bir vektör olacak. Ya da K vektöründen L vektörünü çıkarttığımızda da elde ettiğimiz değer bir vektör olacak. Vektörlerin toplamada değişme özelliği mevcuttur. Ne demek? Mesela 3 artı 2 ile 2 artı 3'ün sonucu aynıysa burada da aynı durum geçerli. A vektörü ile B vektörünü topladığımda elde ettiğim sonuçla B vektörü ile A vektörünü elde ettiğimde topladığımda elde ettiğim sonuç aynıdır diyor. Peki bir vektörü skaler bir sayı ile çarpmak ya da skaler bir sayıya bölmek o vektörün büyüklüğünü çarpmak ya da bölmek demektir. Bakın ne demek? Şimdi arkadaşlar Şöyle düşünelim. Bir A vektörünü, bir A vektörünü skaler bir sayı ile çarpıyoruz. Ne demek? Yani 2, eksi 2, 3, eksi 3, işte 3 bölü 2 gibi değerlere skaler değer diyeceğiz. Çünkü yön belirtmiyor. O zaman A vektörünü 2 ile çarparsam bakın ne yaptım? Yönünü değiştirmeden sadece ve sadece büyüklüğünü değiştirmiş oldum. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. A vektörünü... Ee, toplarken 2 ile toplayamıyorum arkadaşlar. Çünkü 2 skaler bir sayıdır. Vektörü vektörle toplayabiliyorum. Tamam buna dikkat edin. Peki bir vektörün zıt işaretlisi. Bu vektörün zıt vektörü olarak adlandırılır. Zıt vektörlerin doğrultuları aynıdır. Dikkat ederseniz a vektörü ile eksi a vektörü dediğimiz vektör. Yönleri sadece farklı. Büyüklükleri yani şöyle yazarsak a vektörü mesela şuna b vektörü demiş olsaydım. b vektörünün bu şekilde yazarsam yanlış gösterimdir. Neden? Çünkü A vektörü dediğinde üzerinde ok işareti var. Yönüne bakacaksın. Ama sana bu adam şöyle yazarsa Burada ise büyüklüğüne bakacağız sadece. Dikkat ederseniz ikisi de 4 birim büyüklüğünde olduğu için iki vektörün büyüklüğü eşittir. Ama iki vektör eşit vektördür diyemem. Ama şöyle yazarsan bakın A vektörü eşittir eksi B vektörüne dersem işte buradaki eksiden kaynaklı yönü ters demektir. Ters çevir diyor. O zaman B vektörü buydu. Bunun yönünü ters çevirirsem şöyle bir vektör elde ederim. Bakın e bu vektör eksi B vektörü olur. Çünkü B vektörünün tersi oldu bu durumda. O zaman A vektörüyle de eşit büyüklükte ve aynı yönlü olduğu için eşit vektör şeklinde gösterebiliriz. Yönü ve şiddeti aynı olan vektörlere eşit vektörler denir. Eşit vektörlerde başlangıç noktaları farklı olabilir. Dikkat ederseniz 3 tane A vektörü vermiş. Bu A vektörlerini istediğiniz doğrultuda yani aynı doğrultuda istediğiniz noktadan başlatabilirsiniz. Mesela şuradan da çizebilirdim bu A vektörünü. Şöyle de çizebilirdim. Burası da A vektör olurdu. Şuradan da çizebilirdim. Burası da A vektör olurdu. Sonuç olarak büyüklükleri de aynı, yönleri de aynı. O zaman vektörlere biz ne diyeceğiz? Eşit vektör diyeceğiz. Hemen örneğimiz var bununla ilgili. Bakalım ne diyor? Eşit kare bölmeli düzlemde PRST vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre demiş hangileri doğrudur diyor soruda. Şurayı görmek adına biraz içeride tutacağım. Bakalım P vektörü ve R vektörlerinin doğrultuları aynıdır. P vektörü dikkat ederseniz X doğrultusunda R vektörü de X doğrultusunda. O yüzden birinci yardım doğru olur. P ve S vektörlerinin büyüklükleri eşittir. Arkadaşlar P ve S vektörlerinin büyüklükleri eşittir diyor. Bakıyorum Büyüklüğüm ne kadar? 1, 2. 1, 2. Evet bu da doğru olur. R ve T eşit vektördür. Eşit vektör olabilmesi için ne olmalı? Büyüklükleri, büyüklükleri bunun yanında artı diyelim yönleri de aynı olmalı. R ve T bakıyorum. R vektörü 1, 2, 3 birim sağ tarafa doğru artı x yönünde. T vektörü 1, 2, 3 birim ama nereye doğru bu? eksi y yönünde. O zaman yönleri farklı olduğu için eşit vektör olamayacaktır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 olmalı. Geldim ikinci soruma. Diyor ki eşit kare bölmeli düzlemde PRST vektörleri şekildeki gibidir. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. P ve S vektörleri zıt vektördür. Zıt vektör olabilmesi için büyüklükleri eşit. Büyüklükleri eşit. Ama yönleri ters olmalıydı. Yön ters. Bakalım P ve S vektörlerine. P vektörüne bakıyorum. Sola doğru 3 birim. S vektörüne bakıyorum. Sağa doğru 3 birim. Yönleri ters. Büyüklükleri eşit olduğu için bunlar ters vektördür. R ve T vektörleri eşit vektördür. Eşit vektör olabilmesi için hem büyüklük hem de yönleri aynı olmalıydı değil mi? Hem de yönleri aynı olmalıydı. Peki eşit olmalı. Peki bakıyorum. R ve T'ye bakıyorum. R'nin yönüyle T'nin yönü aynı mı? Hayır. O zaman bunlar eşit vektör olamaz. Hemen çizdim. Büyüklükten hiç bakmadım bile. P ve S vektörlerinin büyüklükleri eşittir. P vektörünün büyüklüğü 1 2 3 birim. S vektörünün büyüklüğü 1 2 3 birim. Evet, büyüklükleri eşittir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. Geldim diğer sayfama. Şimdi 2 boyutlu ve 3 boyutlu vektörlere bakarsak diyor ki bize İki boyutlu bir vektör iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde çizilirken vektörün başlangıç noktası eksenlerin kesişim noktası olarak seçilebilir. Yani şöyle diyor. Vektörlerin başlangıç noktası ee, kartezyen koordinat sisteminde vektörlerin başlangıç noktası ile eksenlerin kesişim noktalarını birleştir diyor. Şimdi şuraya birleştireceğiz. Birazdan göstereceğim. Vektörün ucu koordinatlarda belirtilen noktada olur. Vektör başlangıç noktası ile bitiş noktası birleştirilerek çizilir. Vektörün yönü daima uygulama noktasından bitiş noktasına doğrudur diyor. Bakalım şimdi. Dikkat ederseniz bir A vektörü vermiş bize. A vektörünü çizmiş. A vektörünün başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. O zaman bizim A vektörü olarak belirttiğimiz şu pembe ile gösterdiğimiz vektör A vektörümüz olacak. Bu vektörün koordinatlarına bakarsak. X'ye koordinatlarında hemen vektörün uçlarından e, eksenlere birer dik indirdiğinizdeki uzaklıklar nedir? Burası 9 birim burası 6 birim. O zaman A vektörünü gösterirken 9'a 6 şeklinde göstereceğiz. Şimdi bir vektör gösterilirken arkadaşlar. Kartezyen koordinat sisteminde x düzlemi, y düzlemi varsa z düzlemi şeklinde gösterilebilir. Eğer iki boyutluysa x, y yeterlidir. Yani 9'a 6 şeklinde gösterebiliriz. Mesela e, burada eğer 3 boyutlu olmuş olsaydık. X, Y, Z kartezyen koordinat sisteminde çiziliyorsa vektörün başlangıç noktası eksenlerin kesişimi olan orijin noktası seçilir. Vektörün ucu ise koordinatla belirtilen noktadadır demiş. Mesela burada bir A vektörü verilmiş. A vektörüne dikkat ederseniz bir odanın bir köşesinden bir başka köşesine çizilen bir vektör olmuş. Yani burada orijin başlangıç noktamız. Peki bitiş noktamız burasıysa çizdiğimiz doğru burası değil mi? Peki bu durumda benim vektörlerime bakarsam orijinden A noktasına çizdiğim vektörlere bakarsam şöyle olacak o zaman. Uzaklıklarına baktığımda şu kenarın uzunluğuyla bu kenarın uzunluğu ve y eksenindeki kenarımın uzunlukları benim koordinatlarımı belirleyecek. Yani x ekseninde 5'te bitmişiz. O zaman x ekseni koordinatımız 5 birim olacak. Y ekseni koordinatımız 4 birim olacak. Z ekseni koordinatımız da 3 birim olacak demek ki. Yani bizim 5 4 3 koordinat sistemindeki koordinatlara sahip bir vektörü elde etmiş olacağız. Burada bir vektörü belirtirken de bu bizim vektörümüz cismin köşesinden geçtiği için bakın cismin köşesinden geçtiği için buna cisim köşegeni diyeceğiz arkadaşlar. Cisim köşegeni. Bu cisim köşegeninin x, y, z şeklinde koordinatı vardır. Şimdi bak iyi dinle. Buraya bakarsan şurası hangi eksen? Şu çizmiş oldum. Şurayı çizseydim. Bak şu vektörü çizmiş olsaydım. Burası hangi eksende çizilmiş? Y ve Z ekseni çizilmiş değil mi? O zaman bu yüzeyde gerçekleşiyor demektir. Buna yüzey köşegeni diyeceğiz. Ve yüzey köşegeninin iki bileşeni vardır. Mesela buradaki bileşenlerimiz ne? Y bileşeniyle yani Y ekseniyle Z ekseni. Mesela ben şurada çizmiş olsaydım. Bakın onu da şöyle yeşil renkle gösterelim. Şurada çizmiş olsaydım. Şuradan şuraya. Şöyle bir vektör çizmiş olsaydım. Burası e burası x ile y ekseninde o zaman burada yüzey köşegeni olacak. Bak burayı çizmiş olsaydım şurası tabanda gerçekleşiyor değil mi? E burası o zaman burası da yüzey köşegeni olacak. Yani iki boyutlu olacak. Ama sen kalkıp da cismin ortasından yani orjininden ee, diğer köşeye çizersen ne olacaktır arkadaşlar? Burası yüzey köşegeni, cisim köşegeni olacaktır pardon. Bunu şöyle düşünün. Bulunduğunuz oda itibariyle bir noktayı hemen gözünüzde canlandırın. Karşıdaki dik yükseklik y ekseni. Öbür kenar x ekseni olsun. Diğer kenar z ekseni olsun. Orjin bu üçünün kesiştiği nokta. O orijinden diğer odanın üst köşesine gönderdiğiniz doğru sizin cisminizin köşegeni olmuş olacak. Odanın ortasından giden. Ama duvardaki köşegen yüzey köşegeniniz olacaktır. Yüzey köşegeniniz iki boyutlu, cisim köşegeniniz ise 3 boyutlu olacaktır diyoruz. Hemen bakın örneklerimiz var. Dikkat edin. 3 boyutlu x, y, z koordinat düzleminde a, b vektörleri şekildeki gibidir demiş bize. Buna göre a, b vektörlerinin koordinatlarını yazınız. Arkadaşlar hemen yazalım. Bakın. Hemen A vektörüne bakıyorum. A vektörü yüzeyde gerçekleşmiş. O zaman 2 boyutlu. 2 boyutluysa A vektörünü dikkat ederseniz Y ekseninde ve Z ekseninde kestiği için bakın şuraları. Y ekseni ve Z ekseninde kestiği için o zaman A vektörünü yazarken şöyle yazıyorum. X'i 0 Y'si 4. Z'si ise 3 ekseninde kesmiş. Koordinatlarında kesmiş. Ama B vektörüne bakarsanız B vektörü yüzeyde değil. B vektörü cismin ortasında. O zaman B vektörü 3 boyutlu olacak. O zaman bu prizmanın uzunluklarına bakarsanız X'i 5, Y'si 2, Z'si 2. Demek ki B'mizin, B vektörümüzün koordinatları 5, 2, 2. A vektörümüzün koordinatları 0, 4, 3 şeklinde olmalıdır demek. Yine iki boyutlu x, y koordinat düzleminde a ve b vektörleri verilmiş. Bu vektörlerin koordinatlarını yazın demiş bize. Hemen bakıyorum. A vektörü nerede kesişmiş? x 2, y'de 6'da kesmiş. B vektörüne bakarsan x'i 5'te kesmiş, y'de y'sini 2'de kesmiştir dedik. Peki <laughs> eşit kara bölmeli A, B, C vektörleri şekildeki gibidir demiş. Buna göre B ve C vektörlerinin A vektörü cinsinden yazınız. Yazalım ha. Bak şimdi iyi dinle. Şimdi A ve B vektörleri aynı yönlü mü? Hayır değil mi? O zaman A ve B vektörleri aynı yönlü değilse kesinlikle bu vektörlerden birine eksi işaretini çizeceksiniz. A ile C aynı, vektör, aynı yönlü mü? Evet aynı yönlü. O zaman normal pozitif alacaksınız. Peki yazıyorum o zaman. Şöyle olur mu? Bakın. A vektörü B ve C vektörlerine A vektörü cinsinden yazın dediği için B vektörü eşittir diyorum. Bakın dikkat ederseniz büyüklük olarak 1, 2, 3, 4... 1, Bir, 2 birim olduğuna göre yani 2 kat olduğuna göre 2A vektörü dersem yanlış yapmış olurum. Neden? Çünkü bunun başına ne kalacağım? Bir de eksi yerleştireceğim. Yani vektörü yazarken eksi 2A vektörü şeklinde yazacağım. Çünkü eksi olursa ters çevir diyor bana. E ters çevirirsem B ile aynı yönlü olur. Bu da eşit vektör olmuş haline gelir. Peki şimdi C ile A'ya bakarsam yönleri aynı olduğuna göre C vektörü eşittir. Yalnız büyüklükleri farklı. 1, 2, 3 birim. Burası ise 1, bir, 2 birim. O zaman buraya ne yazacağım? 3 bölü 2 A vektörüdür yazacağım. Çünkü niye? 1,5 katı kadar. O zaman A ve B ve C vektörlerini A vektörü cinsinden yazmış olduk böylelikle. Devam ediyorum. Geldim vektörlerin bileşkesini bulma yöntemine. Şimdi arkadaşlar vektörlerin bileşkesini bulma yöntemini biz 3'e ayırabiliriz. Bunlardan birincisi ucuca ekleme yöntemi. Ucuca ekleme yöntemi neymiş? Hemen göz atalım. Ucuca ekleme yönteminde bize şunu söylüyor. Diyor ki, vektörlerin yönü ve şiddeti değiştirilmeden herhangi bir sıra ile uç uca eklenir. Birinci vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizilen vektör toplam vektörü verir. Mesela, şimdi bize ABC vektörleri verilmiş. ABC vektörlerini istediğinizden başlayabilirsiniz. Mesela buradaki çözümde nereden başlamış? Dikkat ederseniz A'dan başlamış. Onun ucuna B'yi getirmiş. Onun ucuna C'yi getirmiş. Ben tam tersi yapayım. Mesela B'den başlayayım. B'nin ucuna C'yi, C'nin ucuna A'yı ekleyeyim. Şöyle olmaz mı arkadaşlar? Bak B'nin ucuna C'yi getiriyorum. B'nin ucuna C'yi getirirsem onu da kırmızıyla gösterelim. Şu olmaz mı? C kaç birim? 3 birim. Şu olur değil mi? B'nin ucuna C'yi getirmiş oldum. Şu C vektörü taşıyabiliyorum. Yönünü değiştirmediğim süre içerisinde. Yani bir vektör böyleyken Tutup da bunu böyle yapmadığım süre içerisinde bu vektörü ister buraya, ister buraya, ister yukarı, ister aşağı taşıyabilirsin. Problem yok. Peki bunun ucuna ne ekleyeceğiz? A vektörünü. A vektörünü şöyle maviyle gösterelim. A vektörünü, A vektörünün başlangıcı bura. Bakın başlangıcı bura. C vektörünün bitişi de burası. O zaman şöyle yapıyorum. A vektörünün bu başlangıcını alıyorum. C vektörünün bitişine getiriyorum. 1, 2, 3, 4 birim yukarı doğru çiziyorum. Şu da benim A vektörüm olur. 4 birim. Yukarı doğru çizmiş oldum. Şöyle bir vektör elde ettim. Bu da A vektörü. E şimdi benim başladığım yer neresi? Başladığım yer şurası bakın. Bitiş yerim neresi? A'nın ucu. O zaman şu vektör başlangıçtan bitişe çizdiğim şu vektörü ben bileşke vektör diyeceğim. Bileşke vektörü R harfiyle göstereceğim. R harfi ne demek? Bu üç vektörün toplamı demektir. Ya da bileşkesi demektir. Başka şekilde de alabilirdiniz. Yani işte A, C, B de alabilirdiniz. Önemli değil ama bize A artı B artı C'yi topla diyor. İster nasıl toplarsan topla. Geldim buraya vektörlerde çıkarmaya. Şimdi vektörlerde çıkarma dediğimiz şey şudur aslında arkadaşlar. Şimdi A vektöründen B vektörünü çıkar diyor. Aslında bu şunu söylemiyor mu size? A vektörüyle ile parantez içerisinde eksi B vektörünü topla diyor. Aynı şey. O zaman siz A vektörüyle B vektörünü eksi B vektörünü toplarsanız çıkarmayı bulmuş olursunuz. Bakıyorum. Şimdi A vektörü burada, B vektörü burada. Eksi B nasıldı? Ters çevir diyorduk değil mi? O zaman A vektörünü şuraya taşıyayım. Görmeniz kolay olsun. Bakın 4 birimi şuraya taşıdık. Şu A vektörüydü. Bunun ucuna ne ekleyeceğim? Eksi B'yi ekleyeceğim. Eksi B'de şu olmaz mı? Onu da şöyle kırmızıyla gösterelim. Eksi B'yi ters çevirirsem şu olur. Şurası da eksi B oldu. Peki benim başlangıcım neresi? Burası. Bitişim neresi? Burası. Başlangıçtan bitişe çizdiğim bu vektör de benim bileşke vektörüm olacak. İşte burası R vektörü. Dikkat edin burada da yine aynı vektörü bulabilirsiniz. Peki bir de paralel kenar yöntemimiz mevcut. Paralel kenar yöntemi dediğimiz şey nedir? Bu sefer iki vektörü ucuca eklemiyoruz. Yani şöyle düşünün. Mesela buradan kalemimizi alalım. Bu bir vektördü. Tamam. Şimdi bunun ucuna diğer vektörü getirdim. Şöyle. Diğer vektörü ucuna ekledim. Başlangıcımdan artık bu vektörün bitişine çizdiğim vektör benim bileşkeydi. Şimdi ise böyle ucuca eklemiyoruz da başlangıçlarını birleştiriyoruz. Şöyle bir başlangıçlarını birleştirdiğimi düşünün. Şimdi bu vektörlerin başlangıçlarını birleştirdikten sonra ne yapacağız? Diyor ki bize iki vektörün başlangıç noktaları aynı noktaya taşınır. Vektörler paralel kenara tamamlanır. Başlangıç noktaları ile kesişim noktalarını birleştiren vektör toplam vektör yani bileşke vektörü olur. Mesela A vektörü ile B vektörü başlangıçları birleştirilmiş. Bunların paralelleri karşılarına çizilmiş. Dikkat edin bakın şurası B vektörünün paraleli. Burası da A vektörünün paraleli. O zaman başlangıçlarını birleştirdik. İşte bunların ortasındaki köşegen bizim bileşke vektörümüz olacak. Peki bunun büyüklüğünü nasıl bulacağız? Bunun büyüklüğünü bulurken kosinüs teoremi dediğimiz teoremi kullanacağız. Neymiş? Birinci vektörün karesi artı ikinci vektörün karesi artı birinci vektörle ikinci vektörün çarpımının iki katı çarpı aralarındaki açının kosinüs değerini alacağız. Bakın buna da biz kosinüs teoremi diyeceğiz. Bununla ilgili de işlemler yapacağız birazdan. Burada örneklerimiz var. Örneklerimize bakalım. Hemen birinci örneğimiz. Diyor ki bize. Şekildeki K noktasına aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 vektörleri e, kuvvetleri etki etmektedir. Tamam. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton olur? Ne yapacağız? Aynı yönlü kuvvetleri toplayacağız, zıt yönlü kuvvetleri çıkarmamız gerekiyor. O zaman 6 ile 2 zıt yönlü olduğuna göre çıkarttığımızda sol tarafa doğru bir 4 Newton büyüklüğünde bir kuvvetim kaldı mı? Şöyle bir vektör kaldı. Ne kadar bunun büyüklüğü? 4 Newton şimdi 4 Newton'la 3 Newton. E bunları ucu eklersem, 4'ü getirip 3'ün ucuna eklersem şu olmaz mı? Burası 4 Newton. Peki benim bileşkem neresi olacak? Başlangıcım burası. Bitişim burası. Şurası benim bileşke vektörüm olacak. Peki bu bileşke vektörümün büyüklüğü ne olur? E arkadaşlar burası 3 Newton'muş. Burası 4 Newton. Bunların arasındaki açı 90 derece ise. Pisagor bağıntısından R dedim şuraya. R'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi R'nin karesi eşittir 25'in karesi yapar. Pardon 25 yapar. O zaman R ne çıkacaktır? 5 Newton çıkacaktır. Yani 3, 4, 5 üçgeni zaten gelir. Yani R'mizin büyüklüğü 5 Newton olmalıdır dedim. Geldim ikinci soruma. İkinci soruda diyor ki bize eşit kare bölmeli düzlemde KLM vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre eşitliklerinden hangileri doğrudur? Bakalım hemen. K artı L vektörü M'ye eşit. Hemen K'nın ucuna L'yi ekliyorum. Bakın K'nın ucuna L'yi eklersem şurası olmaz mı? Burası L vektörü. Peki başlangıcım neresi benim? Başlangıcım şura. Dikkat edin. Başlangıcım burası. Bitişim neresi? Bitişim de şura. O zaman başlangıçtan bitişe çizdiğim şu vektör benim bileşke vektörüm olacak. Peki bu vektörle M vektörü eşit vektör mü? Hayır değil mi? Neden? Yönleri farklı. O zaman ne diyecektik? Bu yanlış oldu. O zaman ikinci yargım doğru oldu. Çünkü K artı L eksi M'ye eşit. Peki üçüncü yargı ne diyor bana? Diyor ki eksi k artı eksi l m eşittir. Bunu şöyle yapın arkadaşlar. Sonuç olarak şunu yapabilirsiniz. Eksi k vektörü eksi l vektörü eşittir m vektörü müymüş? Peki şöyle yapsam. Eksi k ile eksi l'yi bu tarafa göndersem. M vektörü artı k olur. Artı l olur. Sonucum sıfır olur değil mi? Peki m vektörünü geri öbür tarafa göndersem. K vektörü artı L vektörü eşittir eksi M vektör olmaz mı? E bu ne demek? İkinci yargının aynısı demek. O zaman demek ki bu ifadede doğrudur. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 olmalıdır diyorum. Evet, devam ediyorum. <laughs> Peki vektörlerin bileşkesini bulurken, eğer iki vektör arasındaki açı sıfırsa, vektörler aynı yönlü olur ve toplam vektör cebirsel olarak hesaplanır. Yani şöyle düşünün: A vektörü ile B vektörünün aynı yönlü olması demek aralarındaki açının sıfır olduğu anlamına gelecektir. Bu durumda A vektörü ile B vektörlerinin toplamı bileşke vektörü verecek. Yani ne yapar? 3 birim o 2 birim de oysa, toplam bileşke vektörüm R ne kadar bakın 5 birim büyüklüğünde. İki vektör arasındaki açı 180 derece ise ne oluyor? Bu vektörler bu sefer zıt yönlü. Yani şöyle düşünün. Eğer iki vektörüm şu birinci vektörüm şu da ikinci vektörüm bunlar şöyle ise yani aynı yönlülerse topladık. Ama bunların arasındaki açıyı şöyle çevirip 180 derece yaparsam bunlar zıt yönlü vektör olur. Bunları ne yapıyoruz? o zaman? Çıkaracağız tabii ki. İki dik vektör varsa büyüklükleri kareleri toplamının büyüklüğünün karesine eşittir. Yani Pisagor teoremidir. Bundan biraz önce bahsettim. Aslında kosinüs teoreminden geliyor burası da. Dikkat edin. İki vektörün cebirsel toplamı, vektörlerin toplamı cebirsel toplamından büyük, cebirsel farkından küçük olamaz. Mesela şöyle düşünelim. Buraya 6 Newton dedik. Buraya 8 Newton dedik. E bizim bileşkemiz ne çıktı? 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64'ten 100, 100 geldi. Bu da R'nin karesi. R'miz ne olacak? 10 Newton olacak. Bak ne diyor bana burada? İki vektörün toplamı. 6 ile 8'in toplamı. Yani ne bulduk biz bileşkesini? 10 Newton bulduk. Cebirsel toplamından büyük, cebirsel farkından da küçük olamaz. Şimdi 6 ile 8'in toplamı ne yapar? 14. 6 ile 8'in farkı ne yapar? 2. İşte benim bileşkem bu arada olmak zorunda diyor. Bunlardan büyük ya da bunlardan küçük. E biz de öyle bulduk zaten. 10 Newton. Bu aralıktaki bir değerdir. Tamam. Eşit iki vektörün bileşkesi iki vektör üzerindeki bileşke açı ortay üzerindedir. Yani şöyle düşünün. İki tane vektör varsa A vektörü ile A vektörü. Bu vektörün bileşkesi tam ortadan geçer ve buralar birbirlerine eşit açı olur. Peki ben buradaki A vektörünü şöyle biraz uzatsam. 2A yapsam bakın. Böyle bir vektör haline getirsem. Artık benim bileşke vektörüm paralel kenarı çizersem şöyle olmaz mı? Şöyle olacak. Değil mi? Artık yeni paralel kenarım bu olacak. E peki benim yeni bileşkem şu olmaz mı? Köşegen oldu burası. Bu ne demek? Açı ne yaptı şurası? Bak alfaydı şurası. Şimdi şurası oldu değil mi? O zaman kenar büyüdükçe bileşkenin o kenarla yaptığı şuradaki açı değeri ne yapacak? Küçülecek. Hemen altındaki yorumumu okuyorum. Büyüklükleri farklı olan iki vektörün bileşkesi büyük vektörle daha küçük bir açı yapar. Yani buna şöyle de diyebiliriz. Bileşke vektör büyük vektöre daima daha yakın olacaktır da diyebiliriz. Burada bahsettik zaten biraz önce ondan. Peki örneklerimize bakalım hemen. Eşit kare bölmeli düzlemde PRS vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Bak ne diyor? P'nin büyüklüğüyle R'nin büyüklüğünü topladığında 4 birim yapar. Bakıyorum. P'nin büyüklüğü kaç birim? 2 birim. R'nin büyüklüğü kaç birim? 2 birim. Topladım 4 birim yapar. Hocam bunlar ters vektör. Tamam ama büyüklüklerini topla diyor. Vektörel topla demiyor. Bak ikinci öncüle. P vektörü ile R vektörünü toplamının büyüklüğüne bak diyor. O zaman P vektörü ile R vektörü zıt yönlü olduğu için çıkarttım. İkisi de eşit büyüklüğü olduğu, büyüklükte olduğu için bileşkesi sıfır oldu. O zaman ikinci yargım da doğru oldu. Peki 3. P ve S vektörlerinin Bileşkesinin büyüklüğü 4 mü? P ve S'nin hemen P'nin ucuna S'yi ekledim. E bu ikisinin bileşkesi şurası yapar. Burası da 4 birim yapmaz. Dikkat ederseniz 2 kök 2 birim büyüklüğünde yapar. O yüzden bu yargım yanlış olur. Cevabım 1 ve 2 olmalıdır. Geldim ikinci soruma. Eşit kareli bölmeli düzlemde X, Y, Z, T vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım. X vektörüyle Y vektörünü topla T'ye eşitle demiş. Şimdi X vektörüyle Y vektörünü toplayıp T'ye eşit diyelim. Bakalım ne çıkıyor. X vektörü burada. Bunun ucuna hemen Y vektörünü getirirsem şu olmaz mı Y vektörü? Peki neresi oldu benim? Başlangıcım bura. Bitişim bura. Bu kime benziyor? Bakın T vektörüne benziyor. Bu yargım doğru oldu. Peki hemen sildim şöyle. X vektörüyle T vektörünü topla. Z'ye eşitle demiş. Şimdi şöyle yapsam x vektörünü taşısam hemen şuraya şöyle. Şu x vektörü desem. Bunun ucuna t eklenmiş oldu. Burası z vektörüne eşit mi ona bakıyorum. Şurası z vektörü mü? Evet z vektörü. Z vektörüne eşit oldu. İkinci yargım da doğru oldu. Hemen temizledim yine burayı. Peki başka demiş ki x vektörünün büyüklüğü ile y vektörünün büyüklüğü toplamı z vektörünün büyüklüğüne eşittir. Arkadaşlar x vektörünün büyüklüğü kök 5 birim. Y vektörünün büyüklüğü de kök 5 birim. İkisinin büyüklükleri toplamı 2 kök 5 yapar. Z'nin büyüklüğüne 3 birim. O zaman burası eşit olamaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Evet nasıl gidiyoruz? İyi izleme. Videoyu da beğeniyorsunuz arada değil mi? Alttan da yorum da yazabilirsiniz. Notlarınızı da almayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Geldim vektörlerin bileşkesinde özel durumlara. Şimdi arkadaşlar biraz önce kosinüs teoreminden bahsettim size. Bu kosinüs teoremini aslında boşa bahsetmedik. Ne demek boşa bahsetmedik? Yani şöyle düşünün. Kosinüs teoremi dediğiniz şey aslında sizin kosinüs teoremi dediğimiz şey aslında bildiğimiz ifadeler. Yani nasıl ki bir pisagor bağıntısını kullanarak işlem yapıp a kare artı b kare eşittir r'nin karesi diyorsanız kosinüs teoreminde kullanacağız. Ama biz artık bunları özel durum olarak kullanacağımız için artık bilmemiz gerekecek. Yani ezberlemiş gibi bir şey yapacaksınız. Hemen gördüğünüzde çat çat yapıştırıp geçeceksiniz. Bakalım neler bunlar. Şimdi iki tane vektör vermiş. Eğer bu iki vektör arasındaki açı 60 derece ise kosinüs teoremini uyguluyorum öncelikle. Ama siz kosinüs teoremini öğrenmek e, yani uygulamak zorunda değilsiniz. Şöyle yapalım. Kosinüs teoremi neydi? Birincinin karesi a'nın karesi artı. Birin, ikincinin karesi a kare artı. Birinci ile ikinci vektörün çarpımının iki katından 2 a kare geldi. Çarpı aralarındaki açının kosinüs değeri yani kosinüs 60. Aradaki açı 60 derece çünkü şurası. Bu kim eşit? R'nin karesine eşit. Ne gelir o zaman? Şu kosinüs 60 değeri kosinüs 60 sinüs 30'a yani 1 bölü 2'ye eşit olduğu için burası 1 bölü 2 ise 1 bölü 2 ile şuradaki 2 gider. Ne kalır orada? 3 tane a kare kalır. O zaman r'nin karesi eşittir. 3 tane a kare ise r ne olur? Kök 3 a olur değil mi? Bak bize bunu özel durum olarak verdi. Bunu böyle bulacaksınız. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Geometrimizin de iyi olması lazım. Paralel kenar değil mi? Burası 30 derece ise şurası da 30 derece midir? Bura kaç derece kalır? 120 derece kalır. İkiz kenar üçgen çıktı şununla şu. O zaman ikiz kenar üçgende A kenarı A kenarı ise buranın büyüklüğü A kök 3 olmayacak mıydı? Evet oradan da R'nin büyüklüğünü bulabiliriz. Ama biz bileceğiz artık. Arada 60 derece varsa bileşkeleri A kök 3'dür diyeceğiz. Eğer aralarında 90 derece varsa A A'dan ne gelecek? A kök 2 gelecek. Yine kosinüs teoremini uygulayabilirsiniz. Kos 90 0 o zaman a kare artı a kare kalır orada. Aralarında 120 derece varsa bak z kuralını uygula hadi geometriden yapalım. Burası 60 derece olmaz mı? E burası da 60 derece olur. E burada bir eşkenar üçgen çıktı. E burası a idi burası a kenarı burası a kenarı ise burası da a kenarı olacaktı. O zaman eşit iki vektör verildiğinde aralarındaki açı 120 derece ise bileşke bunlardan birine eşittir diyeceğiz. Buradan o zaman şunu çıkartmış olduk mu? İki vektör yani aralarındaki açı zamanla azalıyorsa artıyorsa pardon bakın 60 derece 90 derece ve 120 derece. Bileşke ne oluyor bakalım A kök 3 A kök 2 A yani bileşke gitgide azalıyor. Bu ne demek İki vektör arasındaki açı arttıkça bileşke azalacak demektir. Bakın bu kuralı yazın tamam önemli. Aralarında 120 derece açı bulunan eşit 3 vektörün bileşkesi sıfırdır. Ne demek şöyle düşünün. Aralarında 120 derece açı bulunan. Yani şöyle olur. Bunlardan ikisini seçin. Mesela A seçtik şurayı. Şununla bunu seçtik. E bunların ikisinin arasındaki açı 120 derece ise bileşkesi tam ortadan eşit olduğu için. Şöyle şöyle 60'a 60 böldü. Ve birine eşit dedi hatırlarsanız. Değil mi? A vektörüne eşit oldu. Peki bununla bu da ters yönlü oldu. Çünkü bakın aralarındaki açı 180 derece oldu şurası. Burası 180 derece oldu. E bu durumda bileşkem ne oldu? Sıfır oldu. O zaman 3 vektör eşitse bileşkesi sıfırsa. 4 vektörün bileşkesinin sıfır olabilmesi için eşit 4 vektörün aralarındaki açı kaç derece olması lazım? Evet dediğiniz gibi dediğiniz kulağıma geliyor. 90 derece olması lazım. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Şu bir vektör. Şöyle iki vektör verelim. Bu da ikinci vektörüm olsun. E şimdi arkadaşlar bunlar eşit vektörlerse. Aralarındaki açı 90 derece olursa. Bu bunu bu bunu götüreceği için bileşkesi sıfır olacaktır. O zaman Eşit vektörlerin arasındaki açı kaç derece olursa sıfır olur sorularında şunu düşüneceksiniz. Kaç tane vektörünüz var ona bakacaksınız. Eğer 3 tane varsa hemen 360'ı 3'e bölün. 4 tane varsa 360'ı 4'e bölün. O zaman 5 taneyi de siz bulun. Tamam mı? Aralarında kaç derecelik açı olması gerektiğini söylemiş olduk. Geldim örneklerime. Örneklerimde diyor ki eşit kare bölmeli düzlemde bulunan PR vektörleri şekil 1'deki gibi verilmiş. PR ve S'nin toplamı sıfırdır. Ne demek? Başladığın noktaya geri gel demek. O zaman hemen ucuna ekliyorum. P'nin ucuna S'ye eklersem şu olur mu? Pardon, P'nin ucuna R'ye eklersem. O zaman bunun ucuna da S'ye eklemem lazım ki başladığım noktaya geri döneyim. Şurası da S. E ne istiyor benden? S vektörünü istiyor. O zaman S vektörü verilenlerden 3 numaralı vektör olmalıdır bileşkesinin 0 olması için. Geldim ikinci soruya. Eşit kare bölmeli düzlemde K L M N P vektörleri verilmiş. Aşağıda verilen yukarıdaki bu vektörlerin bileşkesi diyor. Hangi vektörün bileşkesine zıt yönlüdür diyor. Hangi vektöre zıt yönlüdür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bu tarz sorularda şuna dikkat edin. Bazen vektörleri ucuca ekler ve bize verir. Dikkat ederseniz burada ucuca eklemiş ve bize vermiş. Neler var? Mesela bak ucuca eklediklerini göstereyim ben size. K vektörün ucuna L'yi eklemiş. Değil mi? L'nin ucuna da M'yi eklemiş. M'nin ucuna N'yi eklemiş. N'nin ucuna P'yi eklemiş. Geri başladığım yer bura. Bittiğim yer bura oldu. O zaman benim bileşkem başladığım yerden bitişe doğru çizdiğim vektörse bu m'nin eksilisi değil miydi? O zaman kime eşit oldu? Hangi vektörün zıttı olmuş oldu? M vektörünün zıttı oldu. Geldim bir diğer soruma. Düzgün altıgen üzerinde bulunan eşit kare bölmeli vektörler şekildeki gibidir. Buna göre altıgenin kenar uzunluğu A olduğuna göre bileşkesi kaç A'dır demiş. Şimdi ucuca ekleyelim isterseniz. Bakın ucuca eklersem. Mesela şöyle olur. Burada bir vektörüm var. Bunun ucuna hemen şu vektörü ekleyeyim bak, Şunu eklemiş oldum. Bunun ucuna da hemen şu vektörü eklemiş olayım. Bileşkesi ne oldu bunların? Üçünün bileşkesi sıfır oldu. Bak diğerine bakıyorum. Bu vektörün ucuna şunun ucuna şunu ekledim. Burası yaptı. Bu vektörün ucuna da bunu ekledim geri kalan. O zaman yine başladığım yere geldim. Sıfır oldu. O zaman bileşkesi yine sıfırdır diyeceğiz. Bu vektörlerin bileşkesi toplamı sıfır olmalıdır diyoruz. Son olarak bileşenlerin ayırma yöntemine de bakacak olursak şöyle. Bileşenlerin ayırma yöntemindeki mantığımız da şu arkadaşlar. Bir vektörün bileşenleri o vektörün x y eksenleri üzerindeki iz düşümüdür. Mesela bir k vektörü vermiş bana. Biz bu k vektörünün iz düşümlerini bulacağız. Yani k vektörünün bitişinden eksenlere dikler çizeceğiz. Bakın k vektörünün bitişinden eksene bir dik çizdim. K vektörünün bitişinden diğer eksene de bir dik çizdim. Sonuç olarak şunlar benim x ve y bileşenlerim olacak x bileşeninde olurken şuna bakıyorum. Vektörümle x bileşeni arasındaki açı temas etti mi vektörüme? Evet, x bileşenine temas etti. Hangi bileşene temas ediyorsanız o temas ettiğiniz bileşen kosinüs bileşeni olacak. Yakın olduğu için komşunuz olacak. O zaman şöyle dedim. kx vektörünü yazar yazarken k vektörünün büyüklüğü çarpı kosinüs alfadır. ky uzak kenar olduğu için ne yazacağım buraya? k çarpı sinüs yazacağım. Mesela bana soruda şurayı verseydi bak. Şurayı vermiş olsaydı. Buraya da beta diyelim. Şimdi beta cinsinden yazarsam şöyle olur arkadaşlar. Beta buraya temas etti mi? O zaman yakını kim bu sefer beta'ya yakın olan? Y oldu. O zaman şöyle yazacaktım. K çarpı kosinüs beta diyecektim. Peki x'e uzak olduğu için k çarpı sinüs beta diyecektim. Bunlar bize bu vektörlerin bileşkelerinin büyüklüklerini verecek. Burada bir tablo yönteminden bahsetmiş. Tablo yöntemi de şu arkadaşlar. Sonuç olarak benim k vektörümün, k vektörümün x ve y bileşenleri var. X ve y koordinatlarını yazabilirim. K vektörümün x ve y koordinatlarına baktığımda x koordinatına kx, y koordinatına ky dersem o vektörün büyüklüklerini bulmuş, yani koordinat büyüklüklerini bulmuş olurum. Bu da artık bileşenlerine ayrılmış olacaktır diyoruz. Mesela eşit kare bölmeli Noktasal O cismine aynı düzlemdeki KLM vektörleri uygulanmakta ve bileşkesinin büyüklüğü R kadardır. R kaç birimdir? İki yöntemle yapalım. Bakın ucu ekleme yöntemiyle de yapabiliriz. Hatta üç yöntemle bileşenlerine ayırma yöntemiyle de yapalım. Birinci yöntemimiz ucu ekleme olsun. K'nın ucuna L'yi ekledik. L'nin ucuna M'yi eklerseniz sizin bileşkeniz başlangıcınızdan bitişinize çizdiğiniz şu vektör olacağı için R'nin büyüklüğünü ne buldunuz? Kök 2 birim büyüklüğünde buldunuz. Tamam Şöyle düzelteyim şurayı bir saniye. R eşittir. Kök 2 birim büyüklüğünde bulduk. Peki bu ucu ekleme yöntemiyle. Şimdi bileşenlerini ayırma yönteminden yapalım. Dikkat ederseniz burada K ve L zaten tek eksende. Yani K Y ekseninde sadece. L X ekseninde. Ama M hem X hem de Y ekseninde. M'nin bileşenlerini ayırırsanız. M'nin iz düşümü biri burada olur. Biri burada olur. Peki bunların. Şimdi artık şurayla işiniz bitti. O zaman K'ya etkisi nasıl olur? K 2 birimdi. Şimdi M aşağıya doğru bir birimse, yukarı doğru bir birim kaldı K'dan. L'den de sağ tarafa doğru bir birim kaldı. E bu ikisinin bileşkesi de yine ortalarından R kök 2 kadar olacaktır. Bu durumda da bizim R kök 2 değerimiz yine verilen değerin büyüklüğünü sağlamış oldu. Peki bir de tablo yönteminden de yapalım bunu. Bakın tablo yönteminden de şöyle yapıyorum. K vektörü, L vektörü, M vektörü x y ekseninde yaparsak şöyle şurası x şurası y k vektörüne bakarsam x ekseni 0 ama y ekseninde 2 birim gitmiş l vektörüne bakarsak x ekseninde 2 y, ve, y e, ekseninde 0 gitmiş m vektörü ise x ekseninde eksi 1 gitmiş y ekseninde de eksi 1 gitmiş değil mi bakın buradan ve buradan e bunların üçünü toplarsanız bileşkeyi bulursunuz 2 eksi 1'den 1 2 eksi 1'den 1 1'e 1 e de ne yapacaktır arkadaşlar şu vektör yapar büyüklüğü yine kök 2 olmalıdır. Geldim ikinci soruma. Noktasal bir cisim etkiden 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet şekildeki gibidir. Buradaki buna göre kuvvetin x ve y bileşenleri kaç Newton olur demiş. Arkadaşlar ne yapıyorduk? 37 dereceye bakıyorum. Şimdi 37 derece şu eksene temas etmiş. Eksene temas ettiyse kosinüs oluyordu hatırlarsanız. O zaman ne yazacağım? E vektörün x bileşeni için şöyle diyelim. Rx bileşeni eşittir. 10 birim çarpı kosünüs 37. Peki kos 37'im kaç? 0,8'miş. O zaman burası 8 Newton yapar. R, Y'ye bakarsam e açım oraya temas etmediğine göre uzak kenar olacak. 10 çarpı sin 37. E sin 37'yi de bana sorunun altına vermiş 0,6 olarak. O zaman buraya da ne diyeceğim? 6 Newton büyüklüğündedir dedim. Ve bileşenlerden ayrılmış oldu. Yani şu vektörüm 6 Newton. Bu vektörüm. 8 Newton. Bunların ikisinin bileşkesi 10 Newton büyüklüğünde bir vektör olacak. Geldim. 3. soruma. Diyor ki K ve L vektörlerinin büyüklükleri 8 Newton'a 6 Newton. K ve L vektörlerinin e, farkı K eksi L kaç Newton'dur demiş. Şimdi arkadaşlar ben benden istediğine K eksi L nasıl yapıyordum bunu? K vektörü artı parantez içerisinde eksi L vektörü şeklinde yazıyordum değil mi? O zaman k vektörü bu şekilde ise bunun ucuna şöyle gösterirsem eksi l'yi eklesem şöyle olmaz mı? Bakın şurası eksi l olur. E peki eksi l'nin ya da l vektörünün yatayla yaptığı açı kaç derece? 53 derece. E burası 37 burası 53 şurası 90 kaldı. E benim bileşkem neresi oldu? Benim bileşkem bakın burası oldu. R burası. Peki ne olur? E şurası 8 Newton olmuş burası 6 Newton ise 6'nın karesi 8'in karesi R'nin karesine eşit. Yazdım. R'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi. 36 artı 64'ten 100 geldi. R buradan kaç çıkar? 10 Newton. Yani bileşkem 10 Newton olmalıdır diyoruz. Geldim son soruma. Son soruda diyor ki bize 10 Newton büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi verilmiş. Tamam. Buna göre kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton? Arkadaşlar hemen bileşenlerini ayıracaksın. Ayırıyorum bileşenlerine bak. 10 Newton'un iki tane bileşeni var. Bu bileşenlerden birincisi şuraya doğru olacak. Bir diğeri ise yatayda olacak. E ben şimdi yatay bileşene şu açı temas etti mi? Etti. O zaman ne alıyordun? Kosinüs alıyordun. Yazdım buraya 10 çarpı kosinüs 37. E kos 37'yi vermiş? 0,8. Şuraya 0,8 yazarsam burası 8 Newton olur mu? E burası o zaman 10 çarpı sin 37 olacak. E burası 0,6 olduğu için 6 Newton olacak. Buraya bakarsam 10 çarpı yine kosinüs 37 temas etti. O yani 37 açısı temas etti. Yine kos 37'den yine 8 Newton geldi. E burası da sin 37'den yine ne gelecek? 6 Newton gelecek. O zaman zıt yönlü iki vektör var. Bakın bu vektörle bu vektör zıt yönlü. Büyüklükleri de eşit olduğuna göre ne yapacaksınız? Hop çıkarttınız. Sıfır kaldı. Düşeydekilerin de aynı yönlü olduğu için ne yapacaksınız büyüklüklerini? Toplayacaksınız. O zaman benim bileşkem ne olacak arkadaşlar? R eşittir 12 Newton olmalıdır diyoruz. 12 Newton olacak. Evet arkadaşlar. konu anlatım kısmını bitirmiş olduk. Yani vektörler konusunu bitirmiş olduk. Vektörlerle ilgili testimiz var. Test videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.